Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk sizleri tekrar. Bugünkü gün çok önemli bir konu üstünde duracağız. Photoshop'un ortak çalıştığı birçok programlar var. Bunlardan da bir tanesi ProShow, Producer. Bu program animasyon programıdır. Slaytlarınızı, ondan sonra resimlerinizi falan düzenleyebilirsiniz. Videolarınızı ekleyip üst üste düzenleyebilirsiniz. Bu Photoshop'un birden fazla, hepsinin ismini saymıyorum, birden fazla demek. Ortak çalıştığı programlar vardır. Ve bugünkü konumuz ProShow. Mesela geçen dersimizde ben bahsetmiştim sizlere. Burada eğer bir video hazırlıyorsanız, slide hazırlıyorsanız veya bir önemli bir şirket sunumudur, bu sunumu reklam olarak çalmasınlar diye videoları, biliyorsunuz birçok programları var, edit edip modifiye edip kesiyorlar, ondan sonra kendi videolarında kullanıyorlar ve alttaki yazı her zaman devamlı orada durarsa, videoyu kesseler bile o video işe yaramaz. Şimdi ben bu kendi kanal logomu buraya koydum ve bunu kaydettim. İsterseniz bunu şeffaf da yapabilirsiniz. Mesela şuradan girip hangi layer'da, katmandaysa onun üstüne işte dereceye girip daha 50 yazdım mesela. Daha blurlu, daha şeffaf olmasını sağlayabilirsiniz. Ben istemiyorum bunun şeffaf olmasını. Net olmasını istiyorum. Bunu ben kapattım Photoshop. Şimdi ProShow programımı açıyorum. Bu 5 versiyonu. Bu daha önceki versiyonlar ama benim çok hoşuma giden bir versiyon. Çünkü yeni çıkan versiyonlarda burada sağ köşede Build, Design ve Publish bölümleri yok. O yüzden de ben zorluk çekmemek için her zaman eski versiyonumdan şaşmıyorum. Yani vazgeçemiyorum. Yenisini yükledim bugün. 2017 falandı. Pardon, 2015-2016 falandı. Baktım bu özellikler burada yok. O yüzden tekrar kaldırdım ve eski versiyonumu, yani 5 versiyonunu yükledim. Bu ProShow programı açtığımız zaman wizard geliyor. Yükleme işte ne yükleyeceksek. Mesela wizard açtım ben. Grid diyoruz buradan. Add diyoruz, yani ekle. Bir de text var burada. Text'te yazılıdır. Add dediğimiz zaman resim ekliyoruz. Buradan masaüstünü seçiyoruz. Burada benim işte dosyalarım vardı, resim dosyaları. Şunları ekliyorum. Bir tanesi fazla. Evet. Hepsini seçiyoruz. Ve kendisi ekliyor. Burada düzenleme yapabiliriz. Çok güzel bir programlar arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani aile resimlerinizi, işte okullarda çektirdiğiniz resimleri slide yapmak için en kolay ve en kaliteli programlardan biridir. Reklam olmasın. Tabii ki resimlerinizle beraber video de ekleyebilirsiniz. Ben burada eklemiyorum ama yani eklendiğini göstermek için bir tane de şey yapabilirim sizin için. Burada kendi animasyonum vardır. Onu ekleyebilirim. Tamam. Animasyon da düştü buraya. Şunu, animasyonu ilk başa burada düzenleme yapabilirsiniz. Bunları, aralarını falan. Ve yazı yazıyorum. Ne yazalım? 2015 hatıra. Bu arada İngilizce karakterler kullanmamız lazım mutlaka. Resimler diyelim. İşte bunu ortalığa da biliriz.
spacebar tuşuyla veya alta da getirebiliriz, biraz daha ortaya. Enter, spacebar ortaya geldi. OK dedik. Tamam. Bunu en başa da ekleyebiliriz. Tamam dedik. Next diyoruz. Yani bir dahaki. Burada müzik ekleyebiliyoruz. Şimdi ben müzik eklerim bir tane. Tamam. O şu dosyalar neredeydi, o benim dosya? Bir tane müzik dosyası ekleyelim. Ses dedim. Kendi sesim yazmıştım. Next dedim. Ve kendisi oraya dokümanı programa taşıyor. Burada birçok efektler var. Yani istediğiniz efekti seçebilirsiniz. All effects diyor. Birthday mesela doğum günü, candlelight kutlamalar, ne bileyim, casual, modern, celebration kutlamalar herhalde bu. Classic dark, classic night, birçok özellikler var burada. Hepsini kullandım ben. Benim yani bunlar çerçeve olarak dönerek ekranda slide yapıyor. Benim en sevdiğim full frame, yani tam ekran. Hani nasıl fotoğraf makineleri full frame çekiyor. Yani ben de tam ekranı kaplasın diye benim o tür hoşuma gidiyor. Resim küçük olduğu zaman yani herkesin hani bir söz var derler, zevkler ve renkler tartışılmaz diye. Bu da benim bir zevkim. Full frame dedim. Next dedim. Burada kalitesini seçebiliriz veya müzik nerede bittiyse, bu özellik onun içindir. Auto dediğimiz zaman müzik nerede bittiyse orada da müzik kesiliyor. Ben her zaman custom tercih ediyorum. Zaten oradan ayarlıyorum. Grid diyorum. Kendisi hazırlamaya başlıyor. Ve burada gösteriyor şimdi 2015 hatıra resimler. Merhaba arkadaşlar. Müzik yerine ses ekledim. Neyse. Evet. Yani böyle devam ediyor. Yani siz kalite kontrol yapıyorsunuz. Yani hata var mı yok mu diye. Ondan sonra bu bittikten sonra kısa kes edebilirsiniz eğer eminseniz. Try again, düzenlemeye dönüyorsunuz. Next dediğiniz zaman save your show, yani kaydedelim diyor. Bu ikinci özellik, publish your show, yani yayınlayalım diyor. Diğerini bilmiyorum. Learn how to customize. Bu da advanced ayarlar herhalde. Save your show dedim. Pro show dedim. Pro show deneme yazdım. Save dedim. Yani dosyayı komple kaydettik ve down dedik, yani indirdik. Şimdi başa dönelim. Burada seçili durumda. Sakın bu hatayı yapmayın. Hepsi seçili. Birine girdiğiniz zaman hepsi aynı olur. Mesela diyelim istiyorsunuz bu yazı mesela 4.83 yazıyor. 5 yazabilirsiniz. Yani 5 saniye olarak. Bu ara mesela şeyler var. Burada gösteriyor nasıl gidiyor diye. Efektler üstten aşağı, kırık kırık katlar, ondan sonra balonlar falan uçuşuyor. Yani birçok özellik var. Resminizin nasıl döneceği, nasıl slide edeceğini size burada özet olarak gösteriyor. Tamam, Apple dediğim zaman altta sağ köşede bu efekti ortada, yani resimler arası kanıtlıyor burada. Ondan sonra 11 saniye benim bu kırmızı frame, diğer mesela 6 saniye diyelim, bunu 7 fazladır, 3 bunu 5 yapabiliriz. Tekrar dediğim gibi üstüne tıkladığım zaman
Burada mesela efektler var. Ha, bunları ekleyebiliriz. Şuradan seçebiliriz. Kamera flash, flash partlar gibi işte. Bunları mesela mum var burada. Mum yanıyor. Arada bunu kullanabilirsiniz. Apple dedim, tamam. Şimdi en önemli konu burada ne? Photoshop'un ortak çalıştığı özellik hangisi? Buradan arkadaşlar publish dedik, yani en son aşama. Yani burada normalde ekledik, buraya resimlerimizi getirdik, burada modifiye ettik, burada tasarımını yaptık, işte sırayla hepsi. Publish dediğimiz zaman burada işte tam hazır, yani yayınlamaya hazır vaziyete getirdik. Burada dördüncü, beşinci özellik var burada. Watermark. Ben hani geçen derslerimizde size bahsetmiştim bunu. Watermark dediğimiz zaman yeni bir pencere açılıyor. Yani bu frame'e ekleyeceğimiz dosya. Burada zaten Photoshop dosyamız vardı. Bunu burada düzenliyoruz. Tam biraz ortaya getirelim. Çünkü bazı resimler vardı. O tam dikdörtgen değil de tam kare şeklindeydi. O yüzden biraz ortalara doğru getirelim. Tamam. Watermark'ımız da hazır. Okey diyelim. Okey dedik. Okey dedikten sonra burada video ikonu var. Mesela YouTube'da paylaşabilirsiniz, Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Blu-ray diske yazmak için, DVD yazmak için. Burada video özelliği, yani masa üstüne video olarak çıkarmak. Burada işte formatlar var. 1080 ppi. Masada nasıl gözükeceği barede. Yani birçoğunuzun bu hakta bilgisi vardır. Grid dediğimiz zaman videoya yer gösteriyor. Son dedim. Save dedim burada. Artık render yapmaya başlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim logom burada işte oluştu. Yani watermark'ım, markalamam burada oluştu. Ve yavaş yavaş renderini yapıyor. İşte işiniz olduğu zaman pause yapıyorsunuz. Buradan duraklatıyorsunuz. Ve bu 100'e kadar gittiği zaman zaten masa üstünde yerini alır. Ben bu fazla render sürecek, fazla videomuz uzamasın diye ben pause yapıyorum ve cancel yapıyorum. Bir tane video yapmıştım, onu size göstereyim ben burada. Bir tane video yapmıştım. Biraz değerleriyle oynamadım. VLC Media ile asalım. Ve burada gördüğünüz gibi benim markam burada. Şirket logom, yani kanal logom, pardon. Keşke şirket olsaydı. Gördüğünüz gibi ve videonun üstünde ben frame frame şey yapıyorum. Bu çünkü çok hızlı render yapmışım bunun. Ayarlarını yani 1-2 yapmam lazım saniye. Bu 0.25'te kalmıştı. Bir daha render yapmamak için işte bunu kesit kesit gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi tüm resimlerde orada video giderek tüm resimlerde var. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer memnun kaldıysanız subscribe tuşuna basmayı da unutmayın. Abone olursanız günlük yüklediğimiz videolar güncel olarak hep size, ilk size gelir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.